16 Nisan 2024, Sevil Nuriyeva, Star Gazetesi, İran attı, İsrail tuttu, İlginç dönemden geçiyoruz. Aslında bazı durumlara erken tespiti yapmak fotoğrafın tamamını görmeden doğru değil. Ama aşikar görünenleri de muhakkak kayda geçirmek şarttır. İsrail Gazze'de soykırım yapıyor. Dünya seyirci. İtirazlar var ama yetersiz. Uluslararası hukuk ve normlar çalışmıyor. ABD iç siyaset ve seçim nedeniyle uzun suskunluk dönemini zayıf sesli itirazlara dökmeye başladı. Başında Amerikan Dışişleri Bakanı'nın bölge ziyaretinde seslendirdiği ben buraya bir Yahudi ol olarak geldim beyanını unutmadık. Ama anlaşılan İsrail ABD içinde giderek sorun olmaya başladı. Aslında süreç çabuk bitmiş olsaydı veyahut tasarladıkları gibi sonuçlansaydı durum farklı olurdu. ABD yönetimi kendi iç kamuoyunu da ikna etmekte zorlanıyor. İsrail'in bu kadar vurdum duymazdan gelen tavrı şemsiyesi olan ABD içinde sorun haline geliyor. Gazze'de istediklerine bu kadar zamanda kavuşamadıkları açıktır. Dolayısıyla bu durumda İsrail'e göstermelik engel tiyatrosu gerekliydi. İran'ı meydana çekme isteğinin de kontrollü senaryo çerçevesinde gerçekleştiğini yalnız ben görmüyorum. Peki bu yaygara kime yaradı? İran elçiliğine saldırı olurken ne gibi sonuç hedeflenmiştir? İran'ı sahaya çekmek mi? İran'ın atmasıyla İsrail neyi tuttu? İsrail-İran saldırısı bertaraf edildi diyor. İran ise hedefine ulaştığını beyan ediyor. Bu durumdan bir şey anlayan oldu mu? Oldu elbette. Kontrollü, izinli, koordinatları belli saldırının Gazze ile oradaki soykırımı durdurmayla alakası olmadığı. Peki bu durum kimin işine yaradı? İsrail'in uluslararası kamuoyunda desteği bu kadar azalmışken İsrail'e mağduriyet görüntüsü sadece İsrail'e yarar. ABD'nin sözünü duymazdan geliyor görüntüsüne bürünen İsrail'i dolaylı güya ders veriyor görüntüsü ABD için ne anlam taşır? uluslararası kamuoyunda küresel aktör kimliği sıfırlanan, kendi kamuoyunda seçim öncesi vatandaşına bu durumu izah edemeyen ABD siyasi iradesi için bu durum kıskacından kurtulmak için fırsat gibi duruyor. İran ilk günden bu sürece müdahil olmayacağını ilan etmişti. Aslında savaşın genişletilmesi tüm bölge açısından felaket anlamını taşıyor. Ama burada İsrail'i durdurabilecek ABD'nin İsrail'e söz geçiremiyor olması gerçekten mi değil mi bilemiyor olmamıza rağmen dünya sistemi için felaketin göstergesidir. İran attı, İsrail tuttu. bakalım tiyatronun yeni perdesi ne olacak?